Dur. Şu gelinliğe bakar mısın? Bakar mısın şunun rezaletine? Canım. Sen prenses olmuşsun ama zevk sahibi olamamışsın. Ben var ya, Prens William'la evlenecek olsam öyle bütün gelinliğimi baştan aşağı pırlantayla süslerim. Zevksiz şey. Vallahi senin ışıltına yakışır Safiye abla. Kız bana bakma abi. Acaba diyorum, biz de böyle bunlar gibi düğüne at arabasıyla mı gitsek ya? İlk başta böyle Cemal'la Ürgüp Çarşı'da geziniriz. Ne bileyim, halkı falan selamlarız. Prens Cemal ve Prenses Safiye olarak mı? He. Yani bana biraz abartılı geldi ama yine de sen bilirsin tabii. Hiç de abartılı değil canım. Gayet de güzel bir fikir. Bence yazalım. At arabası. Ay Mavi. Kız bak, aklıma şu an daha da şahane bir fikir geldi. Bak şimdi hayal et. Böyle bir tane çardak olacak. Böyle tüllerle süsleyeceğiz. Sokarda böyle uçuş uçuş uçuşacak. Ay çok şahane bir fikir ya. Dur ben Cemal'a söyleyeyim de böyle rüzgar bor bir yerler bulsun. Biz Ali'yle kuru bir nikah kıymıştık. Yani burada düğün yaptık tabii ama o zamanlar düğün pek umurumda değildi. Gelinliğimi bile siz seçmiştiniz. Kız bana bak. Çok içli konuştun ha. Ben bir taraflarım kaçayım da nazar falan değmesin, Allah korusun yarabbim. Ne yapıyorsunuz? Ne yapalım? Prenses Kate'in düğün videosunu izliyoruz. Safiye abla birazcık kendi düğünü için kopya çekiyor da. Aşk olsun Mavi, ona kopya denmez bir kere. Tamamen esinlenme Ali'cim. Peki tamam, öyle olsun o zaman. Allah. Ben okula gidiyorum. Tamam, hadi görüşürüz. Ali'm, ben burada böyle düğünümü falan planlarken yazık kız çok içlendi ya. Böyle iç çekti vallahi. Niye iç çekti? Canım özendi işte, imrendi yani. Ya sonuç olarak da siz bizim gibi böyle çok özel ve konseptli bir düğün yapamadınız. Bana bak, bence sen bu kıza bir güzellik yap ya. Öyle mi diyorsun? Öyle.